Zürafanın boyu ne kadar? Toprak yaprağın yanına oturmuştu. Birlikte televizyon izliyorlardı. Yaprağın kucağında kocaman bir kase vardı. Kasenin içinde patlamış mısır doluydu. İki kardeş çıtır çıtır sesler çıkararak mısır yiyorlardı. Bir yandan da heyecanla filmlerini izliyorlardı. Bu film bir belgeseldi canlıların yaşamlarını anlatan bir belgesel karada yaşayan canlıların en uzun anlatılıyordu. Yaprak gözlerini kocaman açmıştı. Neredeyse televizyonun içine girecekti. Yaprak merakla bir yandan ağzına mısır dolduruyor, öbür yandan da konuşmaya çalışıyordu. Ne kadar ilginç! Demek en uzun kara canlısı zürafaymış." dedi. Ağzındaki mısırlar etrafa saçıldı. Toprak gülme ile uyarma arası bir ses tonuyla "Ağzında yiyecek varken konuşma güzel kardeşim." dedi. Yaprak utanmıştı. Yanakları kızararak "Afedersin." dedi. Birden elektrikler kesildi. İki kardeşin morali bozuldu. Toprak üzgün üzgün ayağa kalktı. "Ne zaman gelir elektrik?" diye söylendi. Yaprak, "Uzun sürmez umarım." dedi. Toprak, Beş dakika içinde gelse bile belgeseli kaçırmış olacağız." diye mızırdandı. Yaprak ve toprak pri prizi kontrol ettiler. Bir süre öylece televizyonun karşısında oturdular. Ama yok. Bu elektriklerin geleceği yoktu. Yani güzelim belgesel bitiyordu ve onlar izleyemiyorlardı. İkisi de çok üzgündü. Asık bir suratla oturup elektriklerin gelmesini beklediler. Toprak ayağa fırlayıp kalk kardeşim kalk dedi. Bu böyle olmayacak. Belgesel bize gelmiyorsa biz belgesele gideriz dedi. Gözleri güzel bir fikir bulmanın sevinci ile pırıl pırıl parlıyordu. Neşeyle yaprağın tepkisini bekliyordu. Yaprak ise isteksizdi. Omzunu silkeleyerek canım dışarıya çıkmak istemiyor ki dedi. Toprak neşesinden hiçbir şey kaybetmeden konuşmaya başladı. Haydi ama yaprak sana canlı belgesel izleteceğim dedi. Hem de yerinde zürafaları yaşadıkları yerde tanımak çok keyifli olacak diye ekledi. Yaprak ikna olmuştu gülerek patlamış mısırlarımızı bitirelim sonra gidelim dedi. Kasedeki tüm mısırları bitirdiler. Onlar odadan çıkarken elektrikler gelmişti bile. Ama gerçek yaşam alanlarında zürafaları incelemek çok daha heyecan verici olacaktı. Televizyonun önünde saatlerce oturmak yerine yürümek daha güzeldi. Hoplaya, zıplaya kaldırımın sağından yürümeye başladılar. Toprak Hava da çok güzelmiş dedi. Yaprak rüzgarın esintisini yüzünde hissederek "Evet kardeşim, tam gezme havası." dedi. Parkın önüne geldiklerinde ikisinin de kalbinin atışı hızlanmıştı. Koşar adımlarla yaşlı çınar ağacının önüne geldiler. Madalyonlarını birleştirerek önlerinde açılan ışıklı kapıdan geçtiler. Yaprak "Düşüyorum. Toprak tut beni." diye çığlık atmaya başladı. Toprak bir dala sıkıncı sıkıca tutunmuştu. Yaprak ise onun ayaklarına sıkı sıkı sarılmıştı. İki kardeş birer armut gibi dalda sallanıyorlardı. Ağacın dalları dikenlerle doluydu. Yaprak düşmemek için çırpınıyordu. Toprağın kolları dikenler yüzünden çizilmişti. Korku içindeydiler. Onlar dalda sallanırken zarif, yumuşak bir ses duydular. Sakin olun çocuklar, korkmayın. Haydi boynumdan yavaşça kayın diye seslenen 5 metre uzunluğunda bir zürafaydı. Yaprak zürafanın boynundan kaydırakla kayar gibi kaydı. Onu toprak takip etti. Birkaç dakika içinde ikisi de yerdeydi. Heyecan ve korkudan saçları diken diken olmuştu. Zürafa sakin bir sesle "İyi misiniz?" diye eğildi. Boynu o kadar uzundu ki neredeyse tek katlı bir evin yüksekliğindeydi. Uzun kirpiklerini kırpıştırarak toprağa ve yaprağa bakıyordu. Toprak sakinleşmeye çalışarak "İyiyiz, teşekkür ederiz." dedi. Yaprak hala düşmekten son anda kurtulmanın verdiği korkuyu üzerinden atamamıştı. Sadece başını aşağı yukarı salladı. Zürafa, iyi olduğunuza sevindim. Çok korktunuz. İsterseniz size biraz su içireyim, dedi. Toprak ve Yaprak, "Ah, ne iyi olur." diyerek zürafanın teklifini kabul ettiler. Zürafa önde, çocuklar arkada bir su gözesinin önüne geldiler. Yaprak ve Toprak, avuçlarına doldurdukları suyu içtiler. Zürafa ise ön bacaklarını iyice açmış, gövdesini yere yaklaştırmıştı. Uzun boynunu eğerek suyunu içiyordu. Zürafa birkaç yudum su içtikten sonra gülümseyerek, "Aslında biz akasya ağacının yapraklarındaki suyla susuzluğumuzu gideririz. Çok az su içeriz çünkü su içmek için yere eğilmek biraz zor geliyor." dedi. Ayrıca size bir sır vereyim, ben yüzme de bilmem, dedi. Ee, suya ihtiyacımız olmayınca yüzmeyi de öğrenemiyoruz, diyerek güldü. Zürafa uzun bacaklarından birini ileri doğru uzattı, boynunu da eğdi. Benekli kulenin sırtına çıkmak ister misiniz? diye sordu. Toprak ve yaprak neşeyle zürafanın boynundan kayarak sırtına oturdular. Zürafa yürümeye başladı. Sol ön ve sol arka ayaklarını aynı anda ileri atıyordu. Diğer adımda ise sağ ön ve sağ arka ayaklarını aynı anda ileri atıyordu. Bu yüzden de sallanarak yürüyordu. Zürafanın sallanarak yürüyüşünü çocukların çok hoşuna gitmişti. Tıpkı denizin ortasındaki minik bir kayık gibiydi. Hep birlikte büyük bir akasya ağacının önüne geldiler. Zürafa ağacın yapraklarını uzun diliyle koparıp yemeye başladı. Yaprak zürafanın yılan gibi uzun siyah dilini görünce şaşkına döndü. Oo ne kadar uzun dilin var dedi. Zürafa bu uzun dilim sayesinde hem karnımı doyuruyorum hem de kulaklarımı temizliyorum diyerek dilini kulağına doğru uzattı. Gerçekten de zürafanın dili toprağın üç karışı kadar uzundu. Üstelik dilinin üzeri sanki tarak gibi uzun çıkıntılarla kaplıydı. Onlar hayranlıkla zürafaya bakarken zürafa birden durdu. Boynunu olabildiğince yükseğe uzatarak etrafını incelemeye başladı. ''Arkadaşlarımın yanına gidelim. Tek başımıza burada durmamız tehlikeli olabilir.'' dedi. İleride duran arkadaşlarına doğru yürümeye başladı. Bir yandan da bizim en büyük düşmanımız aslandır. Gerçi güçlü tekmelerimizle onları yanımızdan uzaklaştırabiliriz. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var diyerek tatlı tatlı anlatıyordu. Çocuklar da zürafayı dikkatle dinleyerek etrafı inceliyorlardı. Zürafa arkadaşlarının yanına yaklaşınca toprak ve yaprağı onlarla tanıştırdı tüm zürafalar çok nazikti. Kibar bir gülümsemeyle merhaba diyerek yemek yemeye devam ettiler. Sizin benekleriniz hiçbirbirine benzemiyor dedi toprak. Zürafa sizin de parmak izleriniz benzemiyor öyle değil mi diye sordu. Toprak evet doğru bildiniz dedi. Yürüyüşe devam ettiler. Zürafanın yalpalayarak yürüyüşü Yaprak ve toprağın ceplerinde dolan bir kaç patlamış mısırın yere dökülmesine sebep oldu. Minik kuşlar mısırları çok beğenmişe benziyorlardı. Cıvıldayarak mısırları yiyorlardı. Bu sırada tıpkı bir kuzu gibi meleyen minik bir zürafa yanlarına geldi. Merakla toprak ve yaprağa bakıyordu. Minik kuyruğunu sağa sola sallıyordu. Başının üzerindeki boynuzlarıyla çok sevimli görünüyordu. Annesi ondan uzaklaştığı için koşarak arkasından geliyordu. Haydi tatlım uyku saatin geldi diye yavrusuna seslendi. Yavru zürafa ama hiç uykum yok anne dün iki saat uyumuştum ya diyerek mızırdandı. Yaprak sen dünden beri iki saatlik uykuyla mı duruyorsun diye sordu. Yavru zürafa evet öyle Annem ise sadece bir saat uyudu dedi. Yaprak soru dolu gözlerle anne zürafaya bakıyordu. Anne zürafa gülümsedi. Şaşırdığının farkındayım tatlım. Ama biz zürafalar günde en fazla iki saat uyuruz. Uyurken ayakta dururuz. Boynumuzu da sırtımıza yaslarız. Bu sırada nöbet tutan bir arkadaşımız olur. Nöbetçi arkadaşımız tehlike anında bizi uyandırır diye açıkladı. O tatlı tatlı anlatırken yavru zürafa uyumuştu bile. Çok sevimli görünüyordu. Annesi sessizce yavrusuna doğru yaklaştı. Uzun boynunu uzatarak etrafı kontrol etmeye başladı. Yaprak ve toprak benekli kuleleri yani zürafaları tanımaktan büyük keyif alıyordu. Yaprak fısıltıyla toprağın kulağına "Teşekkürler kardeşim." gerçekten de çok keyifli bir belgesel filmin içindeyim dedi. Zürafa onları duymuştu. Sevgiyle bakarak demek bir belgesel içindesiniz dedi. Bu sırada diğer zürafalarda bir hareketlilik başladı. Tüm zürafalar hızla koşmaya, bulundukları yerden uzaklaşmaya başladılar. Anne zürafa, bir aslan kokusu aldık. Uzaklarda saklanan bir aslan var. Otların arasına girmiş, dedi. Hep birlikte daha güvenli bir yere koşmaya başladılar. Uzun boylarına ve boyunlarına rağmen çok hızlı koşuyorlardı. Güvenli bir yere geldiklerinde hepsi derin bir nefes aldı. Ama toprak ve yaprak güm 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 diye sesler duyuyorlardı. İkisi de korku içindeydi. Zürafa derin derin nefes alarak güldü duyduğunuz bu benim kalbimden geliyor çocuklar. Korkmayın dedi. Kocaman vücudumuza kan pompalayan kalbimiz çok büyüktür. Kalbimizin ağırlığı bir yaşındaki bir bebek kadar yani 10 kilo kadardır diye ekledi. Yaprak ve toprak güm 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 seslerini taklit ederek sanki kocaman bir davul var içeride diyerek güldüler. Yaprak upuzun bir dil, merdiven gibi boyun, kocaman bir kalp, uzun güçlü bacaklar. Ne kadar şanslısınız diyerek gülümsedi. Bir yandan da zürafanın boynunu okşadı. Zürafa boynunu yere doğru eğerek haydi bakalım yolculuk burada bitti çocuklar. Kaydıraktan inme zamanı geldi dedi. Toprak ve yaprak zürafanın boynuna sıkı sıkı sarıldılar hop diye kayarak yere indiler. Sonra zürafanın yanağına birer öpücük koydular. Akşam olmaya başlamıştı. Tam zürafalarla teker teker vedalaştılar. Yavru zürafanın da boynuna sarılarak öptüler. Hem heyecanlı hem de eğlenceli hem de bilgi dolu bir macera yaşadıkları için hepsine teşekkür ettiler. Madalyanlarını birleştirdiler madalyondan fışkıran ışıkların arasında açılan kapıdan geçerek evlerinin yolunu tuttular.